Thank you very much for inviting me. Teşekkür ederim bu kibar davetiniz için. Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim ve burada sizinle beraber olmaktan ve sizin bu inanılmaz kültürel mirasınızın keyfine varmaktan ve gıdanızın, mutfağınızın keyfine varmaktan mutluluk duyuyorum ve büyük bir imtiyaz olduğunu düşünüyorum. Amerika'da maalesef gerçek Türk mutfağına pek fazla rastlanmıyorum. Muazzam bir mutfağınız var. Evet, buradaki insanlara bir çocuk obezite salgınının karşı karşıya kaldığımızı söylememe gerek yok herhalde. Bu son derece karmaşık bir sorun. Dolayısıyla çıkacak olan çözümler de kolay olmayacak. Çünkü biyolojik ve genetik bir yatkınlıkla başlıyoruz yola. Daha sonra da eninde sonunda içinde bulunduğumuz ortam bize fazlasıyla yemek yemeye ve yeterli fiziksel faaliyette bulunmamaya teşvik ediyor. Okullarımız, ailelerimiz, bulunduğumuz mahalleler genellikle bu konuda teşvik etmiyor çocukları. Bu bağlamda bakanın söyledikleri, Sayın Bakan'ın söylediklerini ve bakanlığın bu etkileri karşılamak için yaptıklarını duymak son derece cesaretlendiriciydi. Bunun dışında tabii bireysel bazı davranışlar var devrinde değiştirebileceğimiz yemek yeme söz konusu olduğunda. Bugün birkaç tane size basit strateji öğretmek suretiyle çocuklarımızın daha iyi bir beslenme çizelgesine sahip olmalarını, bir düzenine sahip olmasını, olabilmelerinin sebeplerini anlatacağım. Tabii bu konuda yeterince araştırma olmadığını söyleyerek başlamamız gerekiyor. Yatkınlık söz konusuysa çocukta obezlik daha sık görülebiliyor. Yani ebeveynin genetik yapısı aynı şekilde önemli. Tabii ebeveynin bunun yanı sıra çocukluğun ilk safhalarında nasıl mama verdiği, ne tür gıda verdikleri bunların hepsi son derece önemli faktörler. Bir kere katı gıdaya geçildikten sonra seçilen sebze ve meyvelerin niteliği, yedikleri gıdanın kalori yoğunluğu, evde yediklerinin porsiyonların büyüklüğü, ne kadar sıklıkla yedikleri ve buna benzer veya tam tersi mesela yasaklama gibi önlemler aslında insanın dengeli beslenmesini etkileyebiliyor. Ve zaten denge söz konusu olduğunda enstitünüzün de düşündüğü bütün bu faktörleri bir şekilde müfredata dahil etmek gerekiyor. Şimdi yakın zamanda yapılan bazı araştırmalarda gördüğümüz birkaç sonuç daha büyük porsiyonların daha fazla gıda alımına yol açtığı, aynı zamanda yemek yiyecekteki kalorilerin azaldığını, enerji alımının da azalmasına yol açıyor. Neredeyse herkes öncelikle porsiyonlara bakaraktan gıda alımını değiştiriyor ve üç aşağı beş yukarı bütün çocuklara ne kadar çok verirseniz o kadar çok yiyorlar. O yüzden bu nispeten erken yapılmış çalışmada verdiğimiz makarna türevi gıdaların porsiyonlarının karşılığında çocukların ne kadar tükettiğine baktık ve bu çalışma sonucunda gördük ki ne kadar çok verirseniz o kadar yiyorlar. Bunun dışında tabii burada porsiyonu özellikle spagetti veya ciddi makarna tarzı gıdayı seçmemizin sebebi birazcık da gıdanın büyüklüğünü tam olarak porsiyonun büyüklüğünü gıdanın şeklinden tam olarak çıkaramadığımız. Bunun dışında önemli bir başka nokta ne kadar sık aralıklarla yedikleriydi. Şimdi bu büyük porsiyonlar söz konusu olduğunda iyi bir haberimiz var. Bu büyük porsiyonlara kanma meselesi aynı zamanda sebze ve meyvelerde de söz konusu. Bizim de burada çalışmalar aracılığıyla yapmaya çalıştığımız öğrencilerin veya çocukların daha fazla nasıl sebze ve meyve yiyebileceklerini araştırmak. Bu porsiyon büyüklükleri aslında ve karar alıcıların
da dikkatini çekmiş durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde dolaşan kamu mesajlarını göstermek istiyorum. Bunlar mesela Salgın Hastalıkla Mücadele Enstitüsü'nün web sitelerinde yayınladıkları bazı afişler. 1950'lerden bugüne gelindiği zaman içerisinde pozisyonların nasıl büyüdüğüne dair bazı bilgiler var ve bir spekülasyona göre 2050 yılında bir kafa büyüklüğünde bir hamburger yiyor olabiliriz gibi bir espiritüel bir şekilde insanların dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Geçen sene Dünya Sağlık Örgütü bazı davranışsal müdahalelerde bulunmayı tavsiye etti çocuklardaki pozisyonları küçültmek için. Örneğin çocukların kendi içsel açlık, tokluk hislerini daha iyi ifade etmelerine yönelik bazı stratejiler belirlemeye gayret ettiler. Size göstereceğim bazı vakalar ama 3 yaşından itibaren aslında çevresel etkiler sonucunda çocukların 3 yaşından itibaren çok daha fazla yemeği porsiyonlara bağladıklarına dair çalışma sonuçları göstereceğim. Daha küçük tabaklar bile bu bağlamda yardımcı olabilir. İşin problematik tarafı, yani bütün bunların hepsi çok güzel öneriler. Ancak elimizde bunların doğru olduğuna dair herhangi bir veri yok. Bunun yarı sıra en son mesaj olan, yani doğru pozisyonların burada bakıcılara bilgi olarak verilmesi fikri en sorunlu olan alanlardan birisi. Çünkü gerçekten hiçbirimiz açıkçası bir pozisyonun ne olduğunu tam olarak kestiremeyiz. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen gıda yol haritası aslında porsiyon kontrolünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tepedeki en büyük mesaj fazla yemeyin, daha az yiyin ve büyük porsiyonlardan kaçının. Şimdi buradaki az yiyin mesajı daki problem şu, öncelikle bir negatif ve olumsuz bir mesajdan bahsediyoruz. Bizim olumlu mesajlara ihtiyacımız var. İnsanlar bir şeyi daha az yapılmasını, söylenmesini istemiyorlar. Yani bir de şöyle bir şey de var. Siz 800 kaloride kendinizi kısıtlarsanız sizin elinizdeki tabak yarım dolu olacak ve insanoğlu eninde sonunda yarım dolu bir tabağı gördükçe kendilerini daha aç hissedecekler veya tok hissetmeyecekler. Ancak kalori düşürürken diyetinizde, gündelik diyetinizde ille de porsiyon küçültmenize gerek yok. Aslında mesela daha düşük kalori yoğunluklu sebze ve meyvelerinizi örneğin tabağınıza daha fazla koyar, daha yoğun kalorili olanları daha küçük tutarsanız yine kalorinizi kontrol altına alabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki anahtar nokta, kilit nokta aslında kalori yoğunluklu ve enerji yoğunluklu gıda arasında, enerji yoğunluklu gıdalarınız arasından doğru seçimi yapmanız. Şimdi enerji yoğunluklu düşürme söz konusu olduğunda yağ düşürmek çok mantıklı bir çözüm. Ama Dr. Willett'in de sabah söylediği gibi aslında çok fazla da sağlıklı yağlardan uzak durmamamız gerekiyor. Dolayısıyla sağlıksız yağlardan kurtulmamız gerekiyor. Ancak işin kötüsü şu, sağlıksız yağ yemeğin tadını güzelleştiriyor. Dolayısıyla bir yol bulmamız gerekiyor ki tam besinin ve zevkin bir şekilde kaybolmadığı ancak yağın da fazla kullanılmadığı bir pişirme tekniği olacak. Aynı şekilde şeker insan bedeni istiyor, eninde sonunda onu indirmek verebilmenin bir dengesini bulmamız gerekiyor. Lif yoğunluklu gıda seçimi bir başka çözüm. Adam'ın söylediği gibi su buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Kalori yoğunluklu gıdalar su
açısından yaklaşabiliriz. Su eninde sonunda hacim kazandırıyor gıdalara, ancak besin kazandırmıyor ya da enerji kazandırmıyor. Dolayısıyla siz su yoğunluklu gıdalar tüketirseniz böylece gözünüz doyar bizim sözümüzle. Şimdi bizim kendi diyet önerilerimize aslında karşılık sizin önerilerinize baktığım zaman bildiğim anladığım kadarıyla benzer konularda örtüşüyoruz. Yani verdiğimiz besin piramidi fikri benzer şekillerde değişiklik gösteriyor. Şimdi çocukların yeme davranışları söz konusu olduğunda tam olarak neyin neyi etkilediği konusunda büyük bir bilgimiz yok. Ancak okul öncesi çocuklarda yaptığımız bir çalışmadan size bahsetmek istiyorum. Bu 3 ila 5 yaşları arasında yapılmış olan bir araştırma. 3-5 yaş arası çocuklarla üzerinde yapılmış bir araştırma ve nispeten tanımlayıcı olduğu söylenebilir. Çocukların okul ortamında porsiyonlarını düşürüp genişletme konusunda ne olduğuna dair. Yine makarna temelli bir gıda ve meyve ve sebzemiz var. Meyvenin iki porsiyonunu iki katına çıkarıp makarnayı azalttığımızda yine çocukların aslında daha fazla meyve yediğini gördük. Dolayısıyla bu porsiyonu küçültmeden kalori yoğunluklu besinlerin oranlarını değiştirmek bu bağlamda işe yaradı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sebzelerle çocukların çok büyük problemi var. Ama şunu söylemek gerekir ki bir çalışmaya göre sebzelerin porsiyonlarının iki katına çıkmasında herhangi bir sonuç alınamadı. Ama bir başka çalışmada %37'lik bir artış gösterdi tüketimde. Burada galiba tat alma meselesi en önemlisi. Yani bu aklınıza yatıyor ama elinizdeki tek veri açıkçası bu. Yani mantıklı olan bu diyeceksiniz ve haklısınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela okul öncesinde buharda pişirilmiş sebze veriliyor. Üzerine ne tereyağı konuyor, ne tuz, ne de başka bir katkı maddesi. Dolayısıyla tahmin edebileceğiniz gibi çocuklar çok da fazla beğenmiyorlar. Dolayısıyla çocuklara şöyle bir taktik uygulanabilir. Yenmesi gerektiği zaman, yani aç oldukları zaman verirlerse o zaman da yemek zorunda kalabilirler. Dolayısıyla rekabette olan bir başka seçenek olmayınca çocuklar mecburen daha fazla sebze tüketmek zorunda kaldılar. Yine söz konusu domates çorbası olduğunda aynı şey oldu. Eğer tek alternatif bu diye çıkartabilirsek çocukların daha fazla sebze yediğine şahit oluyoruz. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklar sebzeleri maalesef çok fazla sevmiyor. Yine bir makarna sosu, işte sebze doğranıp konduğunda, sosa eklendiğinde çocuklar bunun farkına bile varmadan bunları tüketecektir. Araştırmamızda şunu da sorguladık. Çocuklar farkında olmadan sevdikleri gıdalara bu sebzeleri katarsak onlara daha fazla sebze yedirebilir miyiz sorusuyla da uğraştık aslında. Çalışmada ne yaptık? Bütün bir gün boyunca ana öğün üzerinde çalıştık. Ana öğüne fazladan sebze ekledik. Yine blender'dan geçirdiğimiz sebzeleri ekledik. İşte kahvaltıda örneğin içinde daha fazla sebze katkısı olan ama tadı da güzel olan ekmekler hazırladık. İşte ekstra karnabahar ekledik, kabak ekledik. Ana öğünde sebzenin miktarını artırarak çocukların daha fazla sebze tüketimini sağladık. Sebzeyi bir yan öğün olarak değil de ana öğünün bir parçası olarak sunduk yani. Şimdi bu çalışma sonucunda gördük ki sebze miktarını arttırdığımızda ve kalori yoğunluğunu aşağı çektiğimizde çocuklar daha fazla sebze tüketiyor.
püre halinde hazırlanan sebzelerden tabii ki bahsediyoruz. Burada %100'ün üzerinde bir artış gözlemledik sebze tüketiminde çocuk nüfusu üzerinde. Yaptığımız bu çalışmada gerçekten inanılmaz bir sonuç bu bizim için. Ana öğünde daha fazla sebze tüketimi yine yan öğün olarak sunulan sebzelerle karşılaştırıldığında aslında büyük bir fark gösterdi ve bu kazan durumu olarak da nitelendirilebilir. Ana öğündeki kalori yoğunluğunu da bu şekilde aşağı çekmiş oluyoruz. Enerji alımı da sebze eklenerek %11 oranında azaltılabiliyor. Bu son derece etkin bir strateji. Günlük enerji alımlarını çocuklarda etkin bir şekilde yönetebiliyoruz. Tabii ki yapmanız gereken tek şey budur demek istemiyorum. Bunu çocukları tanıyan herkes bilir. Lezzetli meyve ve sebzeleri tüketmek isterler ama çok lezzetli olmayanları tüketmeleri için bu gibi yollara başvurabiliriz. Porsiyon büyüklüğünü ve enerji yoğunluğunu ayrı ayrı olarak da değerlendirebilirsiniz ama genel olarak bunlar yan yana duruyor ve genellikle ikisi değişiyor. Çocuklar çok yaygın gıdalar tüketiyorlar. Çalışmada ne yaptık? Bu çalışmada bütün çocuklara bir hafta arayla 6 öğle yemeği sunuldu. Farklı porsiyonlarda bu öğle yemekleri hazırlandı. Porsiyon büyüklüğü arttığında tabii ki öğündeki tüketilen yemek miktarı da arttı. Bunu işte %50 oranında ya da %100 oranında yaptık ve bütün öğünlerde yaptık. İki farklı enerji yoğunluğu belirledik gıdalarda. Izgara tavuk kızarmış tavukla karşılaştırıldı. Az yağlı ya da çok yağlı pişirilmiş makarnayı karşılaştırdık. İşte az yağlı süt, çok yağlı süt karşılaştırıldı. Bu gibi ikililikler değerlendirildi. Düşük kalori yoğunluğuna sahip öğünlerde bu tabakta örneğin 455 kalorilik bir besin var. Daha büyük bir porsiyon yani yüksek enerji içeren daha büyük bir porsiyonda kaç kalori vardır? Burada da 1300'e yakın bir kalori miktarı söz konusu. Aslında baktığınız zaman bu tabaklar birbirinden çok farklı gözükmüyor. Yani aşağı düşük enerji yoğunluğuna sahip bir tabakla yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir tabak arasında burada farklılık yok. Ama porsiyon büyüklüğü ve enerji yoğunluğunu enerji alımı çerçevesinde birlikte değerlendirdiğinizde de ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Çünkü kalori yoğunluğu alımı üzerinde bunun etkisi var. Bu porsiyon büyüklüğüne ilişkin ve enerji yoğunluğuna ilişkin bilgileri bir araya getirdiğinizde şunu görüyoruz. Çocuklarda en düşük kalori yoğunluğu ve yüksek enerji yoğunluğu içeren gıdaları %80 oranında daha fazla verdiğinizde bunu büyük porsiyonlarla da yapmanız mümkün. Yine 175 kalorilik bir fark var. 5 yaşındaki bir çocuk için bu ciddi farklılıkları da beraberinde getirecektir. Bu henüz yayınlanmış bir çalışma değil. Benim bir doktora öğrencimin çalışması, bitirmek üzere tezini. 120 çocuk üzerinde bir çalışma yaptık ve aldığımız yanıt gerçekten çok güçlü. Elimizde çok fazla sayıda uzun dönem veri yok. Ama 2010 yılında diyet kılavuzları kanıta dayalı bazı raporlar yayınladılar ve bu yayın bulguları ışığında yine güçlü kohort çalışmaları hem yetişkinlerde hem çocuklarda önemli sonuçlar ortaya koydu. Kalori yoğunluğu ve artmış gıdalardaki daha fazla su içeren nitelikleri tabağa koyduğumuzda daha olumlu etkiler ortaya çıkarabiliyoruz. Çocukların diyetlerini iyileştirmek, enerji alım düzeylerini etkin bir şekilde yönetmek için ne yapmalıyız? Şimdi porsiyon her zaman tek etmen değil. Çok büyük porsiyonlarda sebze ve meyve yedirdiğimizde
ya da yine kalori yoğunluğu düşük çorba gibi sulu gıdaları eklediğimizde çocukların diyetlerini iyileştirebiliriz. Daha anlamlı büyüklükte porsiyonlar belirlemeliyiz. Şimdi bu önerim aslında sizin kendi diyet kılavuzlarınıza da benziyor olabilir. Bu beslenmeyi yeniden keşfetmek değil aslında. Zaten bilinen bir bilgi ama bunu çocukların yeme alışkanlıklarını nasıl entegre edebileceğimize ilişkin yeni stratejiler. Aç kalmadan doğru ve sağlıklı gıdaları çocuklarımıza nasıl verebiliriz, yedirebiliriz? Daha fazla düşük enerji yoğunluğu gıdaları diyetlerin bir parçası yapmaktansa sağlıklı gıdalarla yedikleri daha sağlıksız gıdaların yerini nasıl değiştirebiliriz? Bunu bulgulamaya da çalıştık. Bu yönde öneriler geliştiriyoruz. Son olarak yeme davranışlarını nasıl değiştirebiliriz? Çocuklarda diyetin iyileştirilmesi için gereken bu davranışları artmaları konusunda onları nasıl yüreklendirebiliriz? Şimdi göz doyuran ve yendiğinde kişiye tokluk hissi verecek büyüklükte ama kalori yoğunluğu az gıdaları diyetlerimizin bir parçası yapmalıyız. İnsanların bunu talep etmesi gerekiyor. Aksi takdirde daha makro düzeyde politika yapıcılar düzeyinde de somut adımların atılacağını bekleyemeyiz. Yine sorunları önleme anlamında çok az çalışma var. Bu alanda yeni adımlar atılması gerekiyor. Son bir slide'la sunumumu bitirecek. Enerji yoğunluğu ve yiyebileceğimiz yiyeceklerin miktarının nasıl belirlenebileceği yönünde kamu bilgilendirilmeleri yapılabilir. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde Batı diyetine özgü yüksek enerji içerikli gıdalar tükettiğinizde hamburger gibi. Burada 1600 kalorilik günlük bir diyet var. Yetişkin olarak üstteki resimdeki gıdaları tüketerek bu kalori miktarını alabilirsiniz ama alttaki resimde 2260 gramlık bir besin var. Üstteki 590 gramın yerine gördüğünüz gibi porsiyonlar daha büyük, daha çok yiyorsunuz. Ama enerji yoğunluğu 0.7 alttaki resimdeki gıdalarda. Üstteki resimde enerji yoğunluğu 2.5. Yani daha az yiyorsunuz ama daha fazla enerji alıyorsunuz. Teşekkürler.